Ankara'da, Altındağ'da, elbette ki Suriyeli de olsa, Afrikalı da olsa, başka bir memlekete mensup da olsa, Türk de olsa birinin birini katletmesini kabul etmemiz mümkün mü? Ama Allah'ını severseniz biz Türk'üz, Müslümanız. Yani etnik köken üzerinden bir katliamı başka bir noktaya çekmek bize yakışır mı ya? Yakışır mı? İçinizde belki de en çok İdlib'e, Afrin'e giden insanlardan bir tanesi benim. Ben oradaki insanların hangi şartlar içerisinde yaşadığını biliyorum. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun tuzu kuru. Her zaman olduğu gibi tuzu kurudur o. Peki doğru mu? Srebrenica'yı biz coğrafyamızda yaşamadık mı? İnsanları katletmediler mi? Irkçılık bu coğrafyanın karakteri değildir. Irkçılık Batı'nın karakteridir ve bu coğrafyaya taşere edilmek, ihale edilmek istenen bir karakterdir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kim ortaya koyarsa koyarsın, babamın oğluna koyarsa biz bunu kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Yani neyi vereceksin? Toplandın, gittin, Suriyelilerin mahallelerini bastın. Ne eline geçti yani? Sen devlet misin? Devlet misin? Arkadaşlar, biz Mevlana'nın çocuklarıyız. Biz Yunus'un çocuklarıyız. Biz yedi düvele devlet nizamı veren bir milletin, bir ecdadın çocuklarıyız ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir kaos bize yakışır mı? Doğru mu bu? Bunların hepsi yanlıştır. Birileri devlet nizamını sulandırmaya çalışıyorlar. Buna kimse alet olmasın. Biz buna müsaade etmeyiz zaten, bunu söyleyeyim. Biz biraz yumuşak durduğumuz için bu noktadayız. Biz buna müsaade etmeyiz. Ama kimsenin de ülkemizin insanlarına suç yaparak rahatsız etmesine de müsaade etmeyiz. O da işin başka tarafı. Bunun da önünde bir vesile yapıyoruz. Ben tekrar bu konudaki yani buralarda hepimiz gayret gösterirken bizim için biraz hicran oluyor bu işler. Arkadaşlarımızla beraber sürekli irtibat halindeyiz. Onun için bunu da ifade etmek istedim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi.